his var. Ve fakat başka bir tablo çizilmeye çalışıldı. Siz de o süreci yakından izlediniz, emniyetteydiniz. Fethullahçı yapılanma ve Hrant Dink cinayeti, buna bağlı diğer cinayetler. Yani Danıştay cinayeti, Zirve Yayınevi cinayeti gibi cinayetler konusundaki değerlendirmenizi bizimle paylaşır mısınız? Aslında bir nebze siz de değindiniz. Fethullahçı cephe iki şey yapmak istiyordu. Türkiye'de her olayı, her olumsuz gelişmeyi kendi yapacağı eylemlere zemin hazırlamak istiyordu. Yani bunları Türkiye'de Ergenekon, şu bu isimlerle bilinen çevreler yaptı. Onlar yapıyor. Ben şimdi Türkiye'yi bütün darbelerden, çetelerden temizleyeceğim, ayıklayacağım deyip her olayı işte bak şimdi düşünün. Rahmetli Özal'ın öldürülmesinden başladı. Hrant Dink olayı her şeyi böyle bir Ergenekon var, bir gruplar yaptı diyerek ellerine malzeme topluyordu. Hatırlarsanız Celal Bey çok iyi bilir bunları. Türkiye'deki bütün ne kadar faili meşhur olay kalmışsa, ne kadar anormal olay varsa hepsini Ergenekon davasına çağırıp... Tabii ona yükleyip temize çekmeye çalıştılar kendilerini. Yani dediler ki zamanın Cumhurbaşkanı da hep Ergenekon'u öldürdü. Hrant Dink herkesi Ergenekon öldürdü. Bir aldı altında kendi yapacakları gayrimeşru bütün işlere meşruiyet kazandırmak. Bir tane insan, Türkiye'deki insanların biraz kafasını bulandırarak bakın bütün bu olayları bunlar yapıyor. Derin devletlerin bir yapı var. Ergenekon dönemi bir yapı var. Bir takım insanlar bu olayları programlıyorlar. Onlar yapıyor bu eylemleri. Biz bunları ayıklayacağız, ortaya çıkacağız diyerek yapacakları bütün kötülükleri kendilerine meşruiyet kazandırmaya çalıştılar. Aynen. İkincisi Hrant olayın bir farkı var, Hrant Dink cinayetinin. İstanbul Emniyet Müdürü'nü ele geçirmeyi düşünüyorlar. Çünkü işin büyük kısmı İstanbul'da yürüyecekler. İstanbul'da kendilerine bağlı epey şube müdürü vardı ama asıl istedikleri İstanbul Emniyet Müdürü ile İstanbul İstihbarat Müdürü'nü ve terör ve diğer şube müdürü ele geçirmeyi düşünüyorlar. Zamanın işte İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Bey olsun, diğer birimdeki görevliler olsun, Başbakan'la diyalogları dolayısıyla alınamıyordu. Çünkü görevlerini iyi yapıyorlardı. Bunu herkes de biliyordu. Bu defa bu olayı fırsata çevirmek istedi. Hrant Dink olayıyla birlikte, öldürülmesi olayıyla birlikte hemen zamanında İstanbul'a bilgi verildi. İstanbul Emniyeti gereğini yapmadı. Bu olayda ihmalleri var, sebepleri var. Hatta bunların dolayı yargılanmaları gerekir diyerek müfettiş görevlendirmek, muhtelif kanallarda o kendilerine bağlı savcılar üzerinden, o deli ilgili mahkeme savcılardan, mahkemeler üzerinden böylesi bir ortam oluşturdular. Yani bu İstanbul Emniyeti'ne kaynaklanıyor. Orası bu olayı yapmadı, bunlara göz yumdu. Zaten bunların da böyle Ergenekon camiasına yakınlıkları, ilişki, irtibatları var. Bize her konuda yardımcı olmuyorlar diyerek zamanın İstanbul İstihbarat Şubeleri görevden aldırdılar. Hatta açığa alındı, tahakkuk ama emniyet bunu alamadılar. Bu iki bariyeri aşamayınca İstanbul istedikleri planlamaları kolay kolay yapamıyorlardı. Biraz zorlamayla, yukarıda bazı devlet yetkilileri zorlamasıyla, devlet özel yetkili mahkemelerdeki hakim ve savcıları kullanarak, İstanbul Emniyeti değil de Ankara Emniyeti'nden veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bazı polisleri İstanbul'a getirerek, onları bilgişi yaparak, onlarla soruşturma yaparak bu boşluğu tamamlıyorlardı. Yoksa tamamen İstanbul Emniyeti ele geçirseler istedikleri gibi her şeyi daha kolay tanzim edeceklerdi. Bu olayı buna kullanmak için alabildiğince olayları çığırından çıkarttılar. Yani Hrant Dink cinayeti, ortaya çıkan gerçekli deliller ne, adli vaka ne boyuttadır, bununla ilgili savcıların, emniyetin yapacağı soruşturmayla yürümesi gerekirken, bu Gülen cemaati, Fethullahçı yapı tamamıyla kendi menfaatlerine uygun olarak bu olayı bir fırsata çevirmek adına her şeyi değiştirdi ve bozmaya çalıştı. Böylesi bir şeyle başladı tahakkukatla soruşturmalar ve o zaman da aklınıza gelebilen bütün Türkiye'deki geçmiş yıllarda olmuş her olayı Ergenekon tahakkukatıyla bağlantı kurmaya, o dosya ona istediler. Bizim yargılandığımız davada bile alakasız konuları bile Ergenekon mahkemesi yazı yazdı. Bizim dosyayı bize gönder. Bizimle bağlantısı ve alakası ilgisi olabilir diye. Her şeyi oraya yığmaya başladılar. Tabii devran değişip Fethullahçı cemaatin ortaya yapacağı neler olduğunu ortaya çıkınca, hükümete karşı darbe yapmaya ortaya çıktığı zaman 7 Şubat olayı, 25 Aralık 2013 olayları ortaya çıkınca artık olayın şehresi değişti, şekli değişti. Bu defa yargılamalar farklı boyuta dönüşmeye başlayınca işte Hrant Dink cinayeti de belli bir aşamadan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bozulup tekrar yargılama başlayınca bu defa olayda hatası ve yanlışı gören kamu görevlileri yargılanmaya başladı. Evet, failler de yargılandı ama faillerle birlikte madem ki bu olay bu safhaya kadar hep böyle kamu görevlileri hatası bilerek, isteyerek bu cinayete göz yumuldu diye bir hava yaratılmıştı. Bu defa mahkeme
gerçekten bu olayda kimin hatası var, kimin yanlışı var diye. İşte olayın olduğu yerdeki görevliler, Trabzon'da asıl işin organize edildiği yerdeki Trabzon'daki emniyet görevlileri ve Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki görevliler hepsi soruşturmaya dahil oldular. Hepsi olayın sanığı ve faili oldular. Mahkeme yargılamada şunu gördü ki asıl en büyük hata Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki bu işleri koordine etmesi gereken bir vilayette istihbari bilgi alınmış. Başka bir ilde olay olacaksa bu olayları istihbarat faaliyetleri açısından organize edecek, iller arası koordinasyonu sağlayacak, alınacak tedbirleri yönetecek, yönlendirecek olan Ankara'daki İstihbarat Daire Başkanlığı Merkezi. Burada da kim var? Bir daire başkanı var. Daire başkanı aynı zamanda daha önce Trabzon Emniyet Müdürlüğü yapmış. Bu olaylar ilk başlangıçta, ilk haber alındığı zaman oranın emniyet müdürü ve olayları biliyor. İkincisi Ramazan Akyürek, evet. Evet. İkincisi Ali Fuat Yılmaz. Orada o zaman orada C Şube Müdürü. Yani bu işlere bakan ilgili birimin amiri. Onlar bu işi organize etmesi gerekirken onların görevlerini yapmadıkları, onların ihmalinin böyle bir cinayete zemin hazırladığı, ondan dolayı onlar suçlu görüldü ve onlar bu doğrultuda dolayı ağır cezalar ve ağır suçlar mahkum oldular. Yani kendileri başkalarına bir tuzak kurmuşlardı ama o kurulan tuzağa kendileri düştüler ve kendileri bu olayda en ağır cezayı aldılar. Yoksa mahkeme kendi seyrinden gitse belki buna benzer neticelere varacaktı, belki başka şey, ama onlar mahkemeyi normal seyrinde götürmediler, soruşturmayı normal seyirde ilerletmediler. Tüm soruşturmada olduğu gibi burada da tamamıyla kendi amaçlarına uygun, kendi hesaplarına uygun, kendilerinin önümüzdeki dönemde yapacakları işlemlere uygun olarak bu olayı, o bütün planlarının bir malzemesi, onu zeminde kullanmaya kalktılar. Hem Türkiye'de bütün olan olayları olduğu gibi bu olayı da öyle bir Ergenekon çevresi yaptı. Hem de kendilerinin önünde engel olarak aşamadıkları, tamamıyla ele geçirerek istedikleri gibi taahhüt yapacakları İstanbul Emniyeti'ni tamamıyla görevden almak, orayı kendi ellerine geçirmek için bunu malzeme diye kullandılar. Ama sonunda dön dolaştı. Asıl büyük hatanın kendilerinden olduğu, kendilerinin olayları zamanda müdahil olmadıkları, illeri koordine etmedikleri, bu tedbiri alma imkanları varken kendilerini yapmadığı ortaya çıktı ve bundan dolayı da mahkum oldular. Olayın kısa özeti böyle görmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz. Çok gayet iyiydi. Peki o dönemdeki dezenformasyonda iktidarın payı ne, payını nasıl görüyorsunuz? Yani iktidarın himayesi olmadan bunları gerçekleştirmeleri mümkün değil. Bir siyasi etkiden söz ettiniz. Zaman zaman bir müdahaleden söz ettiniz. Onu siz nasıl değerlendirdiniz? Tabii şimdi Fethullahçı grup, Fethullahçı örgüt devletin içerisine girmiş ama karar mekanizması onlara ait değil. Onlarla ilgili, onların taleplerini her karar ancak siyaseten veriliyor. Onlar diyor ki şu yasa değişmesi lazım, o yasa değişiyor. Şu görevli tayin olması lazım, bu görevli tayin oluyor. Yani onların asıl icra makamları kararları hükümete taşınıyor. Hükümet onu hukuk metni haline dönüştürüyor veya uygulama haline dönüştürüyor. Yoksa onlar, evet, özel yetkili mahkemede hakim, savcılar, emniyette polis müdürler ama asıl nihai karar mekanizması her zaman için siyaset ve hükümet. Hükümet 17 Aralık'a kadar maalesef daha erken görmesi gerekirken bu grubun yaptığı provokasyonları, sahte belgeleri, döküman her şeyi maalesef göremedi. Yani kendine yönelinceye kadar, 7 Şubat'ta kadar, 17 Aralık'a kadar hükümet bunların yaptıklarını görmedi veya görmesine rağmen müdahale etmedi, bunları önlemeye çalışmadı. Eğer zamanını iyi görebilseydi, zamanında bunları tehlike fark edebilseydi, şu yaşadığımız bütün olumsuzluklar, yani 17-25 Aralık olsun, en az 15 Temmuz'da yaşamazdık. Daha kolay tedbir alınabilir, daha kolay önlenebilirdi. Maalesef hükümet 17 Aralık'a kadar bu grubu karşısına alamadı. Hep basit tedbirler önemli. Yani en ciddi tedbir ne oldu? 7 Şubat 2012'den sonra bazı görevleri görevden aldı. Ama ne oldu? İstanbul Emniyeti'nde görevde alınan şube müdürleri bir süre merkeze gidip daire başkanı önemli görevleri aldılar. İşte o olaya bakan savcıyı orada aldılar. Bizim davamızın savcısı yaptılar. Yani çok ciddi bir karşı duruş olmadı. Yoksa eğer zamanın hükümeti İstanbul'daki Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki, Ankara'daki ve İzmir'deki Fethullahçı bilinen, o örgütle alakası bilinen emniyet mensuplarından 100 kişiyi şart görevi için doğuya gönderseydi, özel yetkili mahkemelerdeki 3-5 tane cemaatçi bilinen savcıyı başka yere tayin etseydi, oradaki yurtsever hakim ve savcılar destekleseydi bu sorunlar hiçbir yaşanmazdı. Ama tam tersi oldu. Son güne kadar oradaki yurtsever hakim, vatansever hakim ve savcılar hep başka yere sürüldü. Polis müdürlerinin hepsi onları ayyuka çıkardı. Cemaatçiler alkışlandı. Diğer görevini yapmak isteyen veya bunlara karşı olan, bunların yanlış olduğunu söyleyen her emniyet müdürü
Her biri bir yere gönderildi. Evet. Hatta bir kısmı daha önce kumpaslara uğradı, tutuklandı. Baştan bir bela geldi. Yani hükümet çok önceden görüp önleme imkanı varken maalesef basiret göstererek bu tehlikeyi göremedi. Bu tehlikeyi çok basit atlatma imkanı varken o tedbiri almadığı için çok büyük bir tehlikeyi 15 Temmuz'da atlattık. Bu tamamıyla onların basiretlerinden zamanda evet, görev büyük hata ve belki suç ortaklığı. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz, kısa bir ara vereceğiz. Sizi ikinci bölümde de bir süre tutacağım. Lütfen ayrılmayın Sayın Avcı, Sayın Ülgen. Kısa bir ara vereceğiz, tekrar birlikte olacağız değerli seyirciler.